Otomobil ve motosiklet tutkunlarının 21 senedir değişmeyen tek adresi 8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Programımıza Sağlam Rotalar bölümümüzle başlıyoruz ve enfes görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, Sağlam Rota'nın yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. O güzel manzaraları arkamızda bıraktık. Bugün yeni bir gün bizleri bekliyor. Eğridir Gölü'nden start vereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi Eğridir Gölü tüm ihtişamıyla arkamızda duruyor ve hemen arkasında da karlı dağlar manzarayı daha da bir güzelleştiriyor. Evet, bugün ne yapıyoruz? Şimdi Eğirdir'deyiz. Göller bölgesinin hakikaten belki de en güzel göllerinden bir tanesi. Gerçi Beyşehir Gölü'ne de haksızlık etmeyelim ama Eğirdir çok olanakları olan bir yer. Biz bugün Kasnak Meşesi ormanlarına gideceğiz. Davraz Dağı'nı kar izin verdiği ölçüde aşmaya çalışacağız. Ve bu güzellikleri izleyicilere taşıyacağız. Evet, bu yolculukta, bu Sağlam Rota'da bize Mitsubishi L200 eşlik edecek. Ben size biraz da Mitsubishi'nin tarihinden bahsedeyim sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Ümit Işın çok değerli bir arkeolog ve çok iyi bir rehber. Bizi herkesin görmediği, geçmediği yerlerden geçiriyor. Bu güzellikleri sizlerle paylaşıyoruz. Mitsubishi'nin geçmişi ise 1870'lere dayanıyor. Yataro Iwasaki ilk kez şirketin temelini o tarihlerde atıyor. Ondan sonra şirket tabii ki gelişim içinde devam ediyor. Aracımız Mitsubishi L200, biliyorsunuz 6. jenerasyonuyla karşımızda. O da 1978'de üretilmeye başladı ve bugüne kadar geldi. Şimdi buradan, bu güzel manzaradan yola çıkacağız. Yolda hem araçtan sizlere bahsedeceğiz hem de sevgili rehberimiz arkeolog Ümit Işın bizlere bu doğanın enfes manzarasıyla birlikte tarihinden de bahsedecek. Sağlam Rota'da yolumuza devam ediyoruz. Eğridir Gölü'nden çıktık. Şimdi güzel bir ormanlık alana doğru giderken de aracımıza Ümit Işın'ı konuk ettik. Onunla beraber biraz sohbet edelim. Çünkü çok güzel anılarımız var. Hatırlıyor musun? 2015'te L200'ün 5. jenerasyonunda yine seninle beraberdik. Bize çok güzel bir rota çıkarmıştın. İstersen ondan biraz bahsedelim. Nerelere gitmiştik? Aslında o zaman yine buraya gelmiştik. Evet. Davraz, Kasnak Meşesi Ormanı, Kovada Gölü. Buraları gezmiştik o zaman da. Evet, senle turlar her zaman olduğu gibi keyifli. Şimdi güzel bir rotada gidiyoruz. Hep size hani sağlam rota, sağlam araç diyoruz ya, biraz Mitsubishi L200'den de bahsedelim. 6. jenerasyonu şu anda sevgili seyirciler pazarda ve 42. yılını kutluyor. 1978'den beri satılıyor ve dünyada 4.7 milyondan fazla satmış durumda. Tabii son jenerasyonda yeni özellikler de eklendi. Bunlar ağırlıklı olarak güvenlik donanımları. Mesela çarpışma önleme sistemi var. Yanlışlıkla gaza basarsanız park alanında araç hani fırlamasın diye ani gaz tepkisini önleyen bir sistem var 6. jenerasyonda. Bu araçta yine 4 low konumunu aldığınızda mat, yani çamur, kum, kar, çakıllı zeminlerde, kayalık zeminlerde kullanabileceğiniz modlar var ki onları da diğer bölümlerimizde deneme şansını yakaladık. Çünkü çok güzel yerlere götürdü Ümit Işın bizleri. Orada karlarla da karşılaştık, çamurla da karşılaştık. Kayalık zeminlerde de gittik. Hepsinden de başarıyla ve sorunsuz bir şekilde geçtik. We'll be right back.
işte bazen aracın lastiği ne olursa olsun doğanın karşısında da çaresiz kalıyorsun. Burada da yola baktığımda inanılmaz kar var ve hani sertleşmiş, buzlaşmış bir kar var. Bir de biz çok çamurlu yoldan geçtik ya, benim lastiklerin arası biraz doldu. Ne olursa olsun o çamur sıvıyor. Bir de böyle bir zemin üzerine geldiğinde de dişsiz bir lastik gibi oluyor. Zaten yol çok dar burada. Herhalde zorlamamak en akılcısı. Yok tabii, zaten şimdi rampanın başı bu. Şimdi yükseleceğiz. Yükseldikçe artacak bu kar. Yani karın aslında zorluğu şurada. Şimdi gündüz vakti olduğu için yumuşadı. Dolayısıyla araba gömüldükçe bir yerde alta oturacak. Alta oturunca tekerler böyle çıkacak. Ha, şimdi böyle bir yere gittin battın. Çıkamıyorsun. O zaman hani zor bir çare ama yapacak şey bu. Geceyi bekleyeceksin. Gece artık 12'de 1'de bu tam donunca o zaman üzerinden gidersin. Yani ama o zaman buz olacak. Buz olacak. Kayma riski artacak. Tabii, gece yani, yolu görmeyeceksin. Ama onu şunu, mahsur kaldın. Yapılacak evet. İş o yani. O yüzden tavsiyemiz sevgili seyirciler, aracın performansı ne olursa olsun limitleri çok fazla zorlamamak. Çünkü özellikle bu karın altında, bu eğimde ne var bilmiyoruz. Nerede çukur var, nerede kaya var. Allah korusun aracın altına bir hasar aldırırsınız. Bu sefer komple kalırsınız. O yüzden biz hiç riske girmeyeceğiz. Madem buradan çıkamıyoruz, o zaman başka bir rotadan Kasnak Meşesi'ne gidelim. Evet, bir yol daha var. Orada kar yoksa bir de onu deneriz. Evet. En azından mevcut bütün yolları zorlamış oluruz. Evet, hadi bakalım yola koyulalım. Tabii ki en önemli şey lastikler. Yani arazide giderken o zaman zaman karşılaştığımız sivri taşlar, kayalara dikkat etmemiz gerekiyor. Lastiğin özellikle yanağını buralara denk getirmememiz gerekiyor. Şu an biz Competus AT2 kullanıyoruz. Bu lastik özellikle bir önceki jenerasyona göre ıslak zemin performansı arttırılmış. Daha güzel bir desene sahip. Tabii ki bu desen sadece görsel anlamda değil, ısı dağılımı, arazide tutunması, asfalta tutunması için de daha geliştirilmiş bir lastik. Hem 4x4'ler hem pick-up'lar için kullanılabilen bir lastik bu. Gördüğünüz gibi biz bu aracın üzerinde AT2'lerle her yere gidebildik. Kış şartları da vardı. 1 derece, 0 derece olan yerlere de geldik. Peki bir Antalyalı olarak, bir Antalyalı daha doğrusu, en fazla ısı farkını ne kadar görebiliyor? Dağlara çıktığında kaç derece, aşağı indiğinde kaç derece? Aradaki fark nedir? Bunu çok merak ediyorum. Yani şimdi bu hep tabii söylenir. Hani denize girerken kayak yapabilirsin diye. Evet. Antalya'nın etrafı çepçevre Toros dağlarıyla çevrelendiği için ve bu dağlar da yer yer 2000 metrenin üzerine çıktığı için, yani siz deniz kenarından hele bir arazi aracınız varsa bir saat içinde 2000 metreye ulaşırsınız. Her 200 metrede 1 derece ısı fark eder. İşte oradan hesap edin. Yani 2000 metreye çıktığınız zaman 10 derece birden fark eder. Şehrin ısısını da buna hesaba kattığınız zaman 15 derecelik ısı farkına ulaşırsınız. Günün aynı saati içinde bir saat mesafede. Tabii bunu geceye vurduğunuz zaman gece o zirvelerde -25'ler, -30'lar ölçülürken Antalya 5 derece, 6 derecede kalır. Yani ısı farkını güzel yaşarsınız. Çoğu insan onu anlamaz. Jeep turu yaparız, çıkarız Antalya'dan, dağlara çıkarız, 2000 metre, 2200 metreye ineriz. Akşam herkes çok yorulur. Ya bir şey yapmadık, niye yorulduk diye. İşte vücut o sıfır atmosfer basıncından 2000 metreye çıktığı zaman metabolizma siz istemeseniz de çalışır sürekli kendini adapte etmek için ve bu insanı yorar. Dolayısıyla hani aslında tavsiye de şudur, özellikle bol karlarda 3000 metreye çıktığımız yerde biz çok yavaş çıkarız, dura dura çıkarız ki insanlar çok fazla yorulmasınlar diye.
Sevgili seyirciler, bir yol kapalıydı ama diğer yoldan Kasnak Meşesi Ormanı'na gelmeyi başardık. Şimdi uzmanından dinleyelim. Burası Eğirdir Yukarı Göktere Kasnak Meşesi Ormanı. Adı üzerinde Kasnak Meşesi çok özel bir meşe ağacı ve sürekli kullanılmış. Çünkü niye tekerlek yapılıyor, kasnak yapılıyor, fıçı yapılıyor. Kullanıla kullanıla tükenmiş, kalmamış. Dünyada sadece iki yerde var. Bir tanesi bizim güzel ülkemizde, Eğirdir'de, koruma altında. Diğeri de Amerika'da. Bu kasnak meşesi de sedir gibi çok kolay şekil verilen bir ağaç. Burada 600 yaşında bir tane de kasnak var. Aslında kaç 600, yaşında? 600. Aslında 600 yaşında. 625 olması lazım. Çünkü ilk 25 sene önce geldiğimde 600 yaşında diyordu. Demek ki 625 yaşında o zaman. Muhteşem bir yer yürüyüş yapmak için. Biraz daha böyle baharda gelirseniz, hani Mayıs, Haziran gibi buranın baharı anca o zaman. Bir de muhteşem çiçek görüntüsü tabii ekleniyor. Evet, şu anda bazı ağaçların da yıkılmış olduğunu görüyoruz. Bunlar doğal şekilde herhalde yıkılıyor. Tabii tabii, burası tabiat koruma alanı. Şu demek oluyor ki buraya insan müdahalesi olmuyor. Yani ağaç yıkılıyor, orada çürüyor, gübre oluyor, yeni çıkıyor. Aynı insanlar gibi bütün doğada da zayıf gen ve kuvvetli genin bir savaşı var. Zayıf genler fırtınalarla, rüzgarlarla, fazla karla ağaçlar yıkılıp ölürken daha güçlü olanlar bu koca kasnak gibi uzun yıllar yaşıyor. Yine çok güzel bir yere geldik, çok güzel bir manzaraya geldik. Sizlere tavsiyem bu tarz yerleri tabii ki ziyaret etmeniz ama gittiğiniz yerlere lütfen zarar vermeyin. Özellikle çöp bırakmayın. Herkes burayı tertemiz, pırıl pırıl görsün. Sevgili seyirciler, sağlam rotamızda son noktamız Kasnak Meşesi Ormanı oldu. Arkamızdaki bu tarihi ağacı da hep beraber gördükten sonra artık bu bölümü de noktalıyoruz. Tabii ki bu bölümde de bize Lhasa Competus AT2'ler ve Mitsubishi L200 eşlik etti. Sevgili seyirciler, sırayı Opel test köşemiz alıyor ve bu hafta sizler için Opel Corsa sürüş izlenimlerimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Sevgili seyirciler, Opel Corsa 6. nesliyle karşımızda, biz de birazdan detaylı olarak size anlatmaya çalışacağız. Yeni Corsa birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Bunların başında IntelliLux LED Matrix farlar, 8 ileri otomatik şanzıman ve birçok güvenlik destek sürüş sistemi. Evet, bu özelliklerle segmentinde öne çıkıyor. Bir önceki nesliyle kıyasladığımızda ise bana göre yenilenmemiş, yeni olmamış, en az 2-3 kat daha iyileştirilmiş bir araç karşımızda. Sürüş dinamikleri, konforu, donanım özellikleri benim beğenimi kazandı. Tabii artıları da var, eksileri de var. Bu özellikleri şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz ama tasarımdan başlayalım istiyorum. Yeni Corsa öncelikle 39 mm uzayarak 4.06 metreye ulaştı. Tabii ki bu da ona içeride biraz daha bir hacim kazandırdı ama bunun ötesinde çok daha iyi bir yol tutuş kazandırdı. Neden diyeceksiniz? Ağırlık merkezi de aracın daha düşmüş oldu. Araç 48 mm alçaltılmış vaziyette. Sürücü koltuğuna bakacak olursak, sürücü koltuğuysa bir önceki jenerasyonla 28 mm'lik bir alçalma söz konusu. Bu sizi tabii ki yere daha yakın hissettiriyor. Ağırlık merkezini yere taşıyor. Daha iyi de bir yol tutuş performansı sunuyor. Bunu da kullanırken çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Dediğim gibi donanım seviyeleri Edition, Elegance ve Ultimate olarak sıralanıyor. 15, 16, 17 inçlik jantlara sahip. Bir kolor özelliği, yani çift renk özelliğine sahip. Görmüş olduğunuz gibi test aracımızda da tavan rengiyle gövde rengi farklı.
Farklı bir turuncu rengi var. Oldukça göz alıcı. Tabii ki trafikte bakışları da üzerine topluyor. Tavandaysa panoramik bir cam tavanımız var ama sunroof değil, açılmıyor. Onun da altını çizelim. Sadece içerisinin daha ferah, daha aydınlık olmasını sağlayabiliyorsunuz. Perdeyi manuel olarak açtığınızda. Baktığımızda daha geniş bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yeni ızgarası mevcut. Tabii ki buradaki krom detay farın içinde de devam ediyor ve bütünlük yaratmış durumdalar. Bu çizgiler, bu hatlar, bu keskinlikler önden arkaya devam ediyor. Özellikle arkada spoiler çok şık bir görüntü katıyor. Kimilerine göre ise aracın arkası önünden daha güzel olmuş. Evet, arka tarafına geldiğimizde bagaj kapağını logonun altındaki bu düğme yardımıyla açıyoruz. 309 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Hemen panzotun altına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi minik boy bir stepnemiz mevcut. Yani yedek lastiğimiz tam boy değil ama işimizi görecek ölçülerde. Evet, bagaj hacmini tabii ki koltukları yatırarak arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi 309 litre bu segment için normal sayılabilecek ölçülerde. Arka taraf yine o sportifliği vurguluyor. Yine çok şık bir görüntüsü var az önce de söylediğim gibi. Şimdi gelin isterseniz arka koltuğa geçelim. Biniş nişler nasıl, oraya bakalım. Daha sonra aracın içine geçeceğiz, yola çıkacağız. Yolda size motorundan, motor performansından, yakıt tüketiminden, sürüş dinamiklerinden ve tabii ki içerideki özelliklerden, malzeme kalitesinden bahsedeceğim. Evet, arkaya biniş nişler pek o kadar rahat değil ama çok da zorlamıyor, onu söyleyeyim. Ön koltuğu kendime göre ayarladım, sürüş pozisyonuma göre. Arkaya oturdum. Gördüğünüz gibi diz mesafesi bu şekilde, aşağı yukarı bir 4 parmak kalıyor. Baş mesafesine bakacak olursak orada da aşağı yukarı bir 4 parmaklık boşluk var. Arka koltuk sürücü koltuğundan biraz daha yukarıda kalıyor ki arkada oturanlar yolu daha rahat görebilsinler. Bu kafalıktan biraz da olsun kurtulsunlar. Şimdi arkada gördüğünüz gibi omuz çizgisi tam burada. Camın orada. Cam biraz ufak yapılmış. Tabii ki bu güvenlik sebebiyle. Kol dayama yerleri oldukça rahat. Arkada iki kişi rahat rahat seyahat edebilir, onu söyleyeyim. Öyle çok dar, klostrofobik bir alan değil arkası. Özellikle burada görmüş olduğunuz cam tavanın perdesini açarsanız içerisi özellikle yazın iyice aydınlanıyor. Çok daha ferah bir yolculuk arkada sizi bekliyor. Tabii arkada oturduğunuzda bu kafalıkları ayarlamayı da unutmayın. Ama eğer arkada kimse yoksa sürücünün bu kafalıkları indirmesinde fayda var. Çünkü arka cam görüşü biraz tabii ki dar hatchback bir araç olduğu için. Oradaki görüşü arttırmak için bu kafalıkların arkası boşken aşağıda olmasında fayda var. Evet, şimdi ön koltuğa geçeceğiz ama ön koltuğa geçmeden önce gözüme takılan bir detayı paylaşmak istiyorum. Dışarıdan baktığınızda bu içeride camın parçasıyla dışarıdaki kesit arasında bir fark var. Yani kot farkı oluşmuş. Tabii bu ne kadar sizi rahatsız eder etmez bilmiyorum ama buradan camı açarak gösterelim. Gördüğünüz gibi bu arka bölüm, iç bölüm dışarıdan daha yukarıda duruyor. Aynı şekilde arka camda da aynı durum söz konusu. Böyle bir tasarım detayı var. Yani eşit dursa bence daha güzel olurdu ama böyle bir detayı var dediğim gibi. Şimdi gelin içeri geçelim. Ondan sonra yola çıkalım. Yolda giderken ben size bu keyifli sürüşü anlatmaya çalışayım. Corsa'nın önce içine geçtiğimiz anda tabii ki en önemli şey sürüş pozisyonu ve görüş alanı. Önce oradan başlamak istiyorum. Koltuklar oldukça rahat, sizi iyi kavruyor. Sürüş pozisyonunuz, yani ideal sürüş pozisyonunu ayarlamak kolay. Çünkü derinlik ayarı ve yükseklik ayarı mevcut direksiyonda. Ve şu an tam kendime rahat edeceğim pozisyonu ayarlamış vaziyetteyim. Bu da tabii ki bana güvenlik de sağlıyor, konfor da sağlıyor. Hem de aracı daha rahat kumanda ettiğim için daha az efor harcıyorum ve daha az yoruluyorum.
Şimdi araca bindikten sonra hemen gözümüze neler çarpıyor ondan bahsedeyim. Bir kere içeri baktığımız zaman malzeme kalitesi algısı oldukça yüksek. Üst bölümlere baktığımız zaman yumuşak malzemeleri görüyoruz. Alt bölümde sert plastik malzemeler var, metal görünümlü. Burada hemen tabii ki ekranlarımız yine dikkatimizi çekiyor. Sürücü için 3,5 inçlik Elegance donanım versiyonunda bir dijital bilgi ekranı var. Ve 7 inçlik de multimedya ekranı var. 4 donanım paketinden bahsetmiştik. Essential ilk giriş paketi. Tahmin ediyorum ona çok fazla talep olmayacaktır. En çok talep Corsa'da Edition ve Elegance paketlerine olacaktır. En üst paket ise Ultimate seviyesi. Ultimate'da dışarıda söylediğim o IntelliLux LED Matrix farlar mevcut. Bizim donanım versiyonumuzda bu araçta bulunmuyor. Ama bunun da farları gece güzel bir aydınlatma sağlıyor, onu söyleyeyim. Kol dayamamız var. Bu yine yolculuklarımızı rahat ettiren bir detay. İlk tabii göze çarpan detaylar neler var demiştik. Sürücü odaklı bir tasarım sizi karşılıyor. Yani gördüğünüz gibi bir hafif kavis var. Bu da işi hakikaten kolaylaştırıyor. Her şey gözünüzün önünde, elinizin altında. Çok rahat görüp çok rahat kumanda edebiliyorsunuz. Araca bindikten sonra anahtarsız çalıştırma yok. Anahtarla çalıştırıyoruz bu donanım versiyonunda. Stop start yani durdur çalıştır sistemi trafikte dur kalkta bu sistem devreye giriyor. Bunun düğmesi burada. Biliyorsunuz Peugeot'larda ekranın içine entegre edilmiş vaziyette. Onu çok sevmiyorum. Burada kumanda etmek daha kolay, çok daha rahat açıp kapatabiliyorsunuz. Yine dikkat çeken bir detay tabii ki biraz Fransız hale geldiği Corsa'nın. Biliyorsunuz PSA grubun çatısı altına girdikten sonra artık daha fazla ortak parça kullanımı başladı. Bu da içeride kendini oldukça fazla hissettiriyor. Bunu kiminiz eleştirebilirsiniz, haklısınız. Ama otomotiv dünyasında artık birliktelikler arttıkça ortak parça kullanımı da maliyetleri düşürmek adına artıyor, artıyor. Neden diyeceksiniz? Çok önemli. Her modele bir tasarım yaparlarsa ve o tasarıma ait parçaları üretirlerse parçaların birim maliyeti yükselir. Bu da tabii ki gün sonunda alıcılara yansır. Dolayısıyla araç fiyatlarını minimum seviyede tutabilmek adına ortak kullanılan parçalar da artmış vaziyette. Eğer logoya bakmazsak içeride oldukça fazla bir Fransız havası, bir kardeşi, akrabası diyelim hatta kardeşi demeyelim ama oradan Peugeot'dan izler görebiliyorsunuz. Şimdi göstergeler analog göstergeler. Gayet okunaklı, rahat okunuyor onu söyleyeyim. Göstergelerdeki yol bilgisayarını değiştirmek için buradaki far kolu üzerindeki bu yukarı aşağı ok üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Önce genel bilgileri görüyorsunuz. Kalan yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi gibi. Alta indiriyorsunuz bilgisayar 1 verileri. Bir tane daha indiriyorsunuz bilgisayar 2 verileri ekrana geliyor. Bir tane daha indirdiğiniz zaman yolda tabela tanıma sistemi mevcut araçta. Bu tabelaları ekranda görebiliyorsunuz. Bu da tabii ki size uyarıda bulunarak herhangi bir trafik ihlali yapmanızı engelliyor. Özellikle hız limitlerinde çok işinize yarıyor. Bir tane daha aşağı indirirseniz bu sefer şerit takip asistanının görüntüsü ekrana geliyor. Ve bir altta da dijital hızımızı görebiliyoruz daha büyük puntolarla. Evet, biz yol bilgisayarında bırakalım. Anlık bilgilerimizi de rahat rahat görelim. Direksiyon deri kaplı, altı düz sportif bir yapısı var. Üzerindeki düğmeler erişimi kolay, çok rahat kullanabiliyorsunuz. Müzik sistemini ve hız sabitleme sınırlandırma sistemini. Direksiyonun arkasında görmüş olduğunuz gibi vites pedalcıkları var. 8 ileri otomatik şanzımanımızı bu pedalcıklar yardımıyla manuel olarak da daha sportif olarak kullanabiliyoruz. Hazır sportiflikten bahsetmişken vites kolunun hemen arkasında Dry Mode düğmesi var. Bu mod tuşuna bastığımızda spor ve normal donanımlarını, bir altta da eco modunu görebiliyoruz. Eco ile sport arasında gerçekten hissedilir bir fark var. Eco'dan sporta aldığınızda araç adeta canlanıyor, şahlanıyor. Aracın gücünü yola çok daha iyi aktarıyor. Tabii eco mod daha ekonomik sürüş tercih edenler için ama araç çalıştırdığınızda normal modda seyrediyorsunuz. Spor modu aldığınızda tabii ki biraz daha fazla yakıt tüketeceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Yakıt tüketimi demişken şimdi gelelim önce fabrika verilerine sonra biz ne tükettik.
Kaputun altında 1.2 litrelik turbo beslemeli atmosferik bir motor var. Benzinli, 3 silindirli bir motor var sevgili seyirciler. Dolayısıyla o 3 silindirin hafif homurtusunu duyuyorsunuz. Bu bana keyif veriyor. Ama bu kesinlikle rahatsız edecek düzeyde değil, onu söyleyeyim. Çok tatlı bir homurtu geliyor. Bu da sportifliğini aslında biraz da vurguluyor. Bu motor fabrika verilerine göre 5.1 litre karma kullanımda tüketiyor. Ancak biz şehir içinde kullanırken İstanbul trafiğinde 7-7.5 litreler seviyesinde seyretti. Tabii ki sporta alıp biraz daha zorlarsanız, daha sıkışık trafiğe girerseniz o zaman 9-9.5 litreler seviyesine de çıktığını görebiliyorsunuz. Ama bunlar maksimum değerler. Normal kullanımlarda dediğim gibi 7-7.5 litreler civarında kalıyor şehir içinde. Maksimum sürati saatte 192 km, 0'dan 100'e 10.8 saniyede çıkıyor bu araç. 1233 kilogramlık da ağırlığa sahip. Biz Elegance donanım versiyonunu kullanıyoruz ve 1.2 litrelik turbo beslemeli atmosferik motorumuz sevgili seyirciler 205 Nm'lik tork değeri üretirken 100 beygirlikte güç çıkışı bize sunuyor. Bunu da 8 ileri otomatik şanzımanla yola aktarıyor. Şanzımanı çok beğendim, onu söyleyeyim. Vites geçişleri çok çok iyi. Çok çabuk üst viteslere çıkıyor. Bu da ekonomi yapmanızda fayda sağlıyor. Vites topuzuna bakacak olursak tasarım anlamında oldukça şık. Ele iyi oturuyor. Adeta bir joystick benzeri. Özellikle yeni neslin hoşuna gidecektir. Çok rahat kumanda edebiliyorsunuz. M tuşuna bastığınızda manuel kullanıma geçirebiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda drive, yani otomatik şekline dönüyor. Üzerinde park tuşu var. Park tuşuna bastığınızda aracınızı sabitliyorsunuz. Elektrikli park freniniz hemen arkasında yer alıyor. Dokunduğunuz anda aracı rahatlıkla sabitleyebiliyorsunuz. Vites topuzunun önünde, vites kolunun diyelim aslında, topuz da değil bu. Vites kolunun önünde stop start tuşu var. Dediğim gibi manuel, buradan çok rahat açıp kapatabiliyorsunuz. Şerit takip asistanının düğmesi var. On off yapabiliyorsunuz. Hemen yanında park sensörlerinin düğmesi var. Şimdi park sensörleri demişken, aracımızda geri görüş kamerası bu donanımda bulunmuyor. Sadece park sensörleri mevcut. 7 inçlik ekranda sadece bir görsel görüyorsunuz park sensörleriyle ilgili. Müzik sistemi, navigasyon düğmesi var. Buna da basıyorsunuz ama navigasyon opsiyonu bu donanımda yok. Sağ tarafta araç bilgileri, telefon gibi donanımları görebiliyoruz. Otomatik kısa uzun far değişimi on off, düşük hava algılama sisteminin sıfırlanması, tekerlek patinaj önleyici on off gibi özellikleri buradan dokunmatik olarak ayarlayabiliyoruz. Alta baktığımızda ise manuel bir klimamız var. Dijital klima yok, tek bölgeli. Buradan ısısını ve üfleme hızını ayarlayabiliyoruz iki tuşla. Onun altında bir çakmak soketimiz ve USB girişimiz, telefonumuzu koyabileceğimiz bir yer. Biraz geri geldiğimizde ise bardak koyacağımız alanlar ve kol dayamamız mevcut. Bu donanım seviyesinde kör nokta uyarı sistemi de bulunmuyor. Üst donanım versiyonunda Ultimate'da bunu almanız mümkün. Araca binmeden ilk olarak söylemiştim. Aracın boyutları biraz daha uzamış ve yere biraz daha yaklaşmış diye. 48 mm alçaltılmış vaziyette. 39 mm de uzamış. Bu da onun yere daha iyi yapışmasını sağlıyor. Bu arada aracın ağırlığı da %10 oranında hafifletilmiş. Bu ona performansta, yol tutuşta ve yakıt ekonomisinde büyük artı sağlıyor. Ayrıca Alman mühendisleri aracın sürtünme katsayısında çok iyi bir değere ulaşmışlar. Sınıfının en iyi değerlerinden bir tanesi, 0.29 CD'lik bir sürtünme katsayısı değeri var aracın. Bunda tabii ki o arkadaki spoiler, arkaya doğru hafif alçalan tasarımı, hepsinin etkisi var. Bu sportifliği verilerde de görebiliyorsunuz. İçeride otururken görüş açılarında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hani virajlara geldiğimizde çok rahat virajlarda giriş çıkış yapabildik. Herhangi bir kör nokta oluşumu olmadı. Ancak dar sokaklarda şu ağız burnunun alt bölümü biraz kalın kalıyor. Zaman zaman o da çok çok az bir durumda biraz kör nokta yaratabiliyor ama genel sürüşte herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Sürüş dinamiklerine bakacak olursak bence süspansiyon konusunda çok başarılı bir çalışma olmuş. Yolda giderken kendimi hem güvenli hem çok konforlu hissettim. Yoldaki pürüzleri çok fazla bana hissettirmedi. Hem de yolda kayar gibi gittim.
Bu da oldukça güzel bir özellik. Sessiz bir yapısı var. Çok huzurlu gidebiliyorsunuz araçta eğer sabit hızda gidiyorsanız. Bu da uzun yolculuklarda özellikle büyük artı sağlıyor. Bunun dışında yine hoşuma giden bir başka özelliği aracın müzik sistemi. Gayet güzel bir müzik sistemi yerleştirmişler araca. Çok keyifli şekilde müziği de dinleyip uzun yolculukları yapmanız mümkün. Tabii şehir içinde de bu çok önemli. Sıkışık trafikte özellikle. Benim dikkat ettiğim konulardan bir tanesidir müzik sistemi. Müzik sistemini beğendim. Kararan dikiz aynası yine gece arkadan gelen farlarda gözünüzün yorulmasını engelliyor. Bu da güzel bir artı. Tavanımız söylemiştim panoramik cam tavan, sunroof değil, açılmıyor. Manuel bir perdesi var. Elinizde sizin artık açıp kapatmanız gerekiyor. Keşke o da bir elektrikli olsaydı daha iyi olurdu diye düşünmedim değil ama sonuçta tabii ki donanım seviyesinden bahsediyoruz ve maliyetlerden bahsediyoruz burada. Tarafta farları açıp kapacağınız düğmenin hemen yanında far yükseklik ayarı düğmesi ve tabii ki göstergelerin parlaklığını, şiddetini ayarlayabileceğiniz düğmeye yer verilmiş. Bu ayarları da buradan rahatlıkla yapabilirsiniz. Aklımdayken son bir iki not daha var, onları da ilave edeyim. Frenler ön ve arkada disk kullanılmış ancak giriş seviyesinde Essential'da önler disk, arkalar kampana. Bu arada motorumuz 1.2 litrelik turbo beslemeli, 3 silindirli atmosferik bir motor demiştik. Euro 6.2 değerlerini karşılayan çevreci bir motordan bahsediyoruz bu arada. Hem yakıt tüketimi anlamında verimli hem çevreci olan bir motor bu. Sürüş performansı oldukça keyifli. 100 beygir gayet ideal, onu söyleyeyim size. Beklentilerinizi rahatlıkla karşılıyor. Gaza bastığınız zaman çok öyle hantal bir yapısı yok. Güzel bir ivmelenmesi var. Bütün bunlar beklentilerinizi karşılayacak düzeyde. Sonuçta segment, donanım tabii ki beklentilere göre değişiyor ama bu segmentte böyle bir araç arıyorsanız bence bakmanız gereken araçlardan bir tanesi. Bir kolor özelliğiyle de kişiselleştirilebiliyor. Daha şirin, daha sempatik hale de gelebiliyor. Özellikle gençler, yeni evli çiftler böyle bir araca bakabilir. İçerisi oldukça rahat, konforlu. Hacim olarak ideal ölçülerde diyebilirim. Maksimum değil ama ideal ölçülerde rahatlıkla işinizi görecek bir araçtan bahsediyoruz. PSA grubuna girdikten sonra sizlerden çok fazla Fransız yorum aldık. Ancak Alman mühendislerinin çalışmaları bu araçta izlerini hissettiriyor, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi ortak parça kullanımı da artmış vaziyette. Bu da günümüzün ekonomik şartlarında kaçınılmaz bir durum. Evet, Corsa ile ilgili sürüş izlenimlerimiz böyle sevgili seyirciler. Umarım sizleri aydınlatabilmişizdir. Kafanızdaki sorulara bu programda yanıt bulabilmişsinizdir. Bu segmentte oldukça rekabet fazla. Yine çok güzel araçlar var. Dediğim gibi Corsa bu segmentte bakabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sizlerden gelen sorulara işin doğrusunu anlatarak yanıt bulmaya çalışıyoruz. Serdar Bostancı biliyorsunuz yıllardır bu konuda en büyük destekçimiz. Sorumuz Mustafa Aygün'den gelmiş. Şanzıman yağ değişimi kaç binde bir değişiyor? Bir de değişmesi gerektiğinde belirti verir mi demiş. Bu ve buna benzer sorular aslında çok yanıtladık ama bu konu hakikaten hep gündeme geliyor. Bunu bilmeyen birçok seyircimiz var. Hem şanzıman yağını hem motor yağını da biraz burada Serdar Bostancı ile beraber konuşalım istiyorum. Evet, şanzıman yağı çok fazla insanların gidip değiştirdiği, gördüğü, bildiği bir şey değil. Motor yağını hani biraz daha biliyorlar ama onda da bir takım sıkıntılar ve sık gelen sorular var. Şanzımanla başlarsak, şanzıman yağı değişimi belli bir kilometreye bağlı mıdır? Herhangi bir sorun olduğunda belirti verir mi? Bu soruyu nasıl yanıtlayabiliriz?
Şimdi motor yağı ile ilgili cevap vermek çok daha kolay ama şanzıman çok daha spesifik bir konu. Hı hı. Özellikle kastettiğimiz manuel şanzımandan mı bahsediyoruz, otomatik şanzımandan biz mı bahsediyoruz? Biz ikisine de cevap verelim. Yani manuelde nasıl, otomatikte nasıl? Şimdi aslında bu soruyu bana değil, üreticilere sorulması gereken bir soru. Çünkü bu araçların teknik özellikleriyle, yapılarıyla çok değişkenlik arz eden bir konu. Mesela otomatik şanzımanlarda üreticinin 30 bin kilometrede bir mutlaka yağ değiştireceksin diye önerdiği şanzımanlar olduğu gibi hiç şanzıman yağı değiştirmeyen, hatta şanzıman yağı değiştirilemeyen, yani revizyon etmeden şanzımanın herhangi bir yağ koyma veya yağ boşaltma yeri olmayan, kendi yağıyla çalışan uç noktada bir örnek oldu ama şanzımanlar bile var. Yani bu da 3-500 bin kilometre kullanabiliyorsunuz. Yani aslında bu sorunun demin de söylediğim gibi en güzel cevabı üretici el kitabında bunların hepsi çok net şekilde yazıyor. Diyelim ki üretici net el kitaplarının birazcık az bilgi içerdiğini, artık internet sonsuz bir bilgi kaynağı. Hı hı. Bu konularla ilgili kendi aracınız özelinde, yani manuel şanzımanlarda da genelde üreticiler 30 bin kilometre civarlarında şanzıman yağının değiştirilmesini tavsiye ediyorlar. Ama daha önce de değiştirenler var, daha sonra da değiştirenler var. Dediğim gibi hiç değiştirmemeye yakın değiştirmeyenler de var. Tabii ben birazcık yani 70'lerde otomobil sporlarının otomobille tanışmış, bugünlere gelmiş birisi olarak ben bir de belki direkt çok geniş bir yelpazede bakıyorum. Yani hani 70 model, 80 model bir araçla bugünkü 2020 model bir aracın mukayese edilmesi, teknik olarak mukayese edilmesi çok zor ama o da soru. Yani şu anda biz dinleyenlerin arasında 84 model aracı olan da vardır, 2020 model aracı da vardır. Vereceğim tek nokta bir cevapla diğerlerini yanıltmak istemem. Yani motor bundan çok daha basit. Motor da belli. Yani ne aralıklarla bazı yağ kullanıyorsanız işte veyahut tam sentetik yağ kullanıyorsanız hep böyle 15-20 bin kilometreler civarında mutlaka sürekli yağın değiştirilmesi gerekiyor. Ama şanzımanda, hatta şanzımanla da kalmayalım, önden çekiş otomobillerde şanzımanla diferansiyel iç içe, ama arkadan iç içe otomobillerde bir de arkada diferansiyel var veyahut dört tekerlekten çekiş otomobillerde. Hı hı. Aynı şekilde motor yağında, şanzıman yağında olduğu gibi diferansiyel yağında da, yani arka diferansiyel yağında belli değişme kilometreleri vardır. Hatta az sayıda örnek olmakla birlikte önden çekiş olup diferansiyeli şanzımandan ayrı olan araçlar da var. Hı hı. Dört tekerlekten çekiş olup yine ön diferansiyeli şanzımanın içinde değil dışarıda olan, hatta farklı bir yağ ile beslenen, farklı bir yağ kullanan modeller de var. Onun için yani bunların hepsine birden toplu genel bir cevap, hı, vermek imkansız. Ondan dolayı merak, bu konuyu merak eden kişilerin kendilerini araştırıp üretici firmanın önerilerinin olduğu noktalardan araştırıp ona göre belki kendi bu konuyla ilgili hassasiyetlerine, içinde bulundukları şartlara, aracı ne kadar yorduklarına bağlı olarak artı eksi bir tolerans koyabilirler. Yani atıyorum şanzıman yağ değişimiyle ilgili üretici firma 30 bin kilometre demişse ama siz aracınızı çok yoruyorsanız, çok sıcak şartlarda kullanıyorsanız, sürekli arazide kullanıyorsanız, ne bileyim örnek olarak romörk çekiyorsanız, hı hı, mesela 25 bin kilometrede değiştirebilirsiniz gibi ufak emniyet paylarını artı eksi koyabilirsiniz ama asıl olan üretici firmanın önerdiği. Beni çok eskilere götürdün Serdar abi bu arada. Ben çocukken böyle o Dolapdere'de, şu anki sanayiler yoktu, Dolapdere'de bir meşhur sanayi vardı. Arabayı alıp pazar günü götürüp yağ değişimini, ama o zaman yağ değişimi 3000'de birdi yani. Gidiyorduk böyle, hem yağ teknolojisi hem motor teknolojisi. 3000'de bir götür, işte şanzıman arkadan açılır. Bir Hüseyin abimiz vardı, yaşıyorsa kulakları çınlasın, öldüyse Allah rahmet eylesin. Amin. O
çok ilgilenirdi. Arabanın bütün bakımını, yağını, suyunu, filtresini çok sık giderdik ama bugün artık ortalaması 15 bin kilometrede bir yağ değiştiriyoruz. Evet. Onda da dediğin gibi paylar var. Çok güzel bir noktaya değindin. Çok trafikte gidiyorsanız, dur kalk trafikte gidiyorsanız, hava kirliliğine maruz kalıyorsa aracınız tozun toprağın içindeyse benim de önerim yağınızı mümkün mertebe biraz daha öne çekmeniz. Biraz hani aralık kısaldığı için totalde daha fazla ödüyor gibi olabilirsiniz ama motorun ömrü uzuyor. Daha az yakıt tüketiyorsunuz. Bütün bunlar da işin artısı ama en net söylenecek şey şu. Aracınız kaç model, ne tip bir motora, şanzımana, diferansiyele sahip, bütün bunlara bakarak o senin özelliklerine göre bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Teknik sorular geldiği zaman da çok keyifleniyoruz böyle. Evet. Çok konuşmamız da geliyor ama aslında süremizin de sonuna geldik. Bir şey daha eklemek istiyorum son olarak kısacık. Kilometre yapmadan da yağ değişmesi gerekebilir. Evet. Bunu da biliyorsunuz. O yağların hepsinin yine üretici firma kataloglarında ve yağ kataloglarında yazıldığı gibi belli bir sene gibi, iki sene gibi, üç sene gibi, bazı yağlarda beş sene gibi ömürler var. Yani hiç kilometre yapmasanız da bir aracınız iki sene durmuşsa yağını değiştirmeniz gerekebilir. Evet, bu şeyle alakalı. Yani bir yağın raf ömrü var. Açılmadan ki raf ömrü var. Bir de açıldıktan sonraki kullanıldığındaki ömrü var. O da çok önemli bir konu. Serdar abi bunları atlamıyor sağ olsun. O engin tecrübesiyle her zaman güzel detayları paylaşıyor. Teşekkür ediyoruz Serdar abiye. Önümüzdeki hafta yine güzel bir soruyla karşınızda olacağız. Bu bölümü burada noktalıyoruz. Sevgili seyirciler, bu haftada 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine yepyeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi hafta sonları diliyorum.